Merhaba değerli izleyiciler. Edebiyatın Genç Yolcuları Aksaray Anadolu Mektebi öğrencileri olarak Aksaray Belediye TV ekranlarından sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Belirli aralıklarla devam edecek olan Edebiyat Defteri isimli programının ilk yayınında sizlerle birlikteyiz. Bu ve önümüzdeki programlar boyunca Anadolu Mektebi kapsamında okumak yolculuğuna dair Birçok konulardan bahsedeceğiz. Benimle birlikte iki konuğumuz var. Konuklarımıza geçmeden önce Anadolu Mektebi yazar okumaları hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Anadolu Mektebi ilk olarak 2012 yılı başlarında Profesör Doktor Sayın Sami Güçlü hocamızın Sakarya Üniversitesi'nde 12 kişilik bir öğrenci grubuyla başlattığı okuma faaliyetidir. Yazar seçip o yazarın tüm eserlerini okumaya dayalı bu faaliyet, ben de dahil olmak üzere birçok öğrencinin kültürel anlamda ve bilgi yönünden derinlik kazanmasına öncülük etmiştir. Bir ilde küçük bir grupla başlayan çalışma, zamanla büyüyerek birçok şehre yayılınca faaliyete bir isim koyma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2016 mayısında yapılan istişareler sonucu bu okuma faaliyetini en iyi şekilde ifade ettiği düşünülen isim Anadolu Mektebi olmuştur. Anadolu Mektebi'ndeki öğrenciler nitelikli bir okuma yapar. Yazı ile kendini ifade etme becerisi edinir. Sosyal ve kültürel yönden gelişir. Anadolu Mektebi yazar okumaları gönüllülük ile başlayan ve devam eden nicelikten çok niteliğe önem veren bir çalışmadır okuma, yazma ve toplum önünde konuşma faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü çok yönlü bir programdır. Okunacak yazar ve eserler Anadolu Mektebi yürütme kurulu tarafından belirli niteliklere göre belirlenir. Sivil ve bağımsız olan okuma faaliyetimiz Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aksaray Belediyesi tarafından desteklenmektedir. Yine Konya, Bolu ve Sakarya gibi şehirlerde de kurumların destekleri tamdır. Şehrimiz koordinatörlüğünü Ayşe Karaman yürütmektedir. Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı başta olmak üzere Valimiz, Milletvekilimiz Sayın Cengiz Aydoğdu'nun ve Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal'ın destekleriyle ilimizde birçok program gerçekleşmiştir. Anadolu Mektebi Aksaray Okuma Grubu öğrencileri Mustafa Kutlu, Tarık Bura, Cengiz Aitmatov, Necip Fazıl, Mehmet Akif Ersoy okumalarını tamamlayıp geniş çapta organizasyonla hem kültür merkezleri hem de okullarda paneller düzenlemiştir. Halen Ahmet Hamdi Tanpınar okumalarına devam edilmektedir. İlimizde gerçekleşen programlardan bazıları şöyledir. 14-16 Mart 2016 tarihlerinde 7 şehirden 60 öğrencinin katıldığı Mehmet Akif Ersoy Anma Programı gerçekleşmiştir. Programın kapanış paneline dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı da katılmıştır. Görülen olumlu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı okuma faaliyetlerine himayesini almıştır. 24-25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde ise Aksaray ve Adana illerindeki Anadolu Mektebi öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu 6 ilden katılımcılar ile 10 farklı merkezde hikayemizin yarım asırlık yerli ve milli sesi Mustafa Kutlu konulu paneller gerçekleşmiştir. 18, 19, 20 Ekim 2017'de Niğde ve Nevşehir illerinin katılımıyla edebiyatımızın yerli ve milli sesi Tarık Burak konulu paneller yapılmıştır. Şimdi daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için konuklarımıza bir takım sorular yönelteceğim. Öncesinde kendilerini kısaca tanıyalım. Evet, i̇ki yıldır Anadolu Mektebi öğrencisiyim. Şeyt Önder Güzel Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmamet Lisesi'nde 11. sınıfta okuyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim ben de. Yaklaşık 5 yıldır Anadolu Mektebi'ndeyim. Sizlere de hoş geldiniz diyerek ilk sorumu sormak istiyorum. Anadolu Mektebi'ne katılma hikayeniz nedir? Aslında grupla tanışmam okul müdürümüz sayesinde olmuştu 9. sınıfta. Liseye geçmenin getirdiği sorumluluklarla birçok şeyin daha çok farkına varabiliyordum. Okumam gerektiği de bunların başında geliyordu. Severek okumaya başladığım o yıllarda birçok yanlış kitap okumaya yönelmiştim ve bu durumun farkında değildim. E, bu durumu kabullenmek açıkçası o yaşta pek mümkün olmuyor. Ama Anadolu Mektebi ile tanıştıktan sonra e, yaptığım yazar okumaları ile birlikte bu durumun farkına vardım. E, hatamı kabullendim. Hı hı. E, sonra şu an daha farklı bir konumdayım kitaplar konusunda. E, arkadaşlarıma ve çevreme tavsiyelerde bulunabiliyor. Nitelikli eserleri okuyabiliyorum. E, Başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Anadolu Mektebi, Anadolu Mektebi'nin biz öğrencilere kültür açısından da çok büyük katkısı bulunuyor. Anadolu Mektebi öğrencileri olarak yaşıtlarımızdan farklı bir düzeydeyiz bu bağlamda. Aslında bu hikayeyi anlatmak çok uzun sürer. Fakat ben şöyle kısaca bahsedeyim sizlere. Bir kütüphane serüveninde Aksaray'ın koordinatörü olan Ayşe Karaman'la tanışma vasıtasıyla bu gruba dahil oldum. Biliyorsunuz ki merkezdeki Zinciriye Medresesi kütüphanemiz daha önce farklı amaçlarla kullanılıyordu. Fakat daha sonradan belediye başkanımızın ve kıymetli eşi Hasibi Hanım'ın destekleriyle burası bir ilim yuvası haline dönüştü. Bu sayede o dönemdeki okumalar olan Necip Fazıl Kısakürek okumalarıyla dahil oldum gruba. Aslında o dönemde lise öğrencisiydim. Bir sorgulama söz konusuydu. Kendimle verdiğim bir muhakeme vardı. Bir arayış içerisine girdim. Bu arayışta beni doğru yöne doğru bir şekilde yönlendirdi aslında. Bu grubu bulmama vesile oldu. Bu grup aslında ne kadar insan çok kitap okursa okusun, nitelikte bir insan sizi yönlendirmiyorsa, nitelikli eserleri okumuyorsanız Gerçekten doğru okuma yaptığınızı düşünmüyorum. Bizim başımızdaki Milli Eğitim'den görevli hocalarımız olsun, manevi destek veren hocalarımız olsun çok fazla. Bu bağlamda okumalarımızı sürdürüyoruz. Anadolu Mektebi'ne katılma ve devam etme amacınız neydi? Yani sadece kendi açınızdan değil de e, gruptaki arkadaşlarınızdan da ortak olarak gözlemlediğiniz bir amaç var mı? Tabii ki Gençlerimiz üniversite hatta lise döneminde olsunlar belirli bir kabiliyetleri var. Fakat bunları fark edebilmeleri çok geç bir zamana alıyor. Bu grup Aksaray Anadolu Mektebi olarak da bu grup daha erken yaşlarda fark edebilmeyi amaçlıyor aslında. Gruptaki öğrencilerin hepsinde gördüğüm benim tek bir şey vardı. Fikir özgürlüğü vardı. Sahip oldukları fikri özgür bir şekilde, özgür bir ortamda ifade edebiliyorlardı. Maalesef ki şu anki toplumumuzda genç neslin biliyorsunuz ki, genç neslin ifade etme, sorgulama yeteni her, her yani sürekli örselenmişti. Bu örselenmenin üzerine bu grubun verdiği eğitim çok önemli olduğunu düşünüyorum öğrenciler üzerinde. Tüm bu anlattıklarınızı Anadolu Mektebi'nin beş temel ilkesiyle bağdaştırabiliriz. Bu ilkelerden de Yağmur Hanım dilerseniz siz bahsedin. Çalışkan olmak, bir büyük ideale sahip olmak, yaşam boyu hiçbir canlıya zarar vermeden yaşamak, aileye önem vermek ve doğru sözlü olmak. Bu saydıklarım Anadolu Mektebi olarak benimsediğimiz beş temel ilkemizdir. Aslında bunlar toplumdaki her bireyin benimsemesi gereken ilkeler ki bunlar olmadan da bir eksiklik söz konusu olacağını söyleyebilirim. Ve ben Anadolu Mektebi'ne katılmadan önce bu eksikliği kendimde de hissedebiliyordum. Sami hocamızın her toplantımızda bir araya geldiğimizde bize belirttiği en temel ilkemiz olan çalışmayı karakter haline getirin. Bu söz bizim için çok büyük önem arz ediyor ve ilke olarak benimsediğimiz temel şeylerden birisi. Ve bu Hepimiz birer öğrenciyiz aslında, Anadolu Mektebi öğrencileriyiz. Ve bunun e, gerek kendimiz için gerek ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. E, ve topluma faydalı olmamızın e, büyük önem arz ettiğini hissedebiliyoruz. Biraz daha okumaları yaptığınız sürece değinmek istiyorum. Yazar okumaları yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz? Aslında bunu şöyle belirtebilirim. Okumalarımız hiçbir zaman bize verilen o listedeki kitaplarla sınırlı kalmıyor. Bunun yanında yazar hakkında yazılmış eserler, onun eserlerinin incelendiği kitaplar, bu nitelikli eserleri de inceliyoruz büyük ölçüde. Ve eğer imkanımız olursa onu yakından tanıyan yazarlarla da görüşme imkanımız oluyor söyleşiler gerçekleştiriyoruz ve aslında herkes kitap yazarken not alıyor ve bu notlar panel metinlerimizi oluşturmamızda bize büyük katkıda bulunuyor. Aksaray Anadolu Mektebi olarak paneller gerçekleşmeden önce sık sık bir araya geliyoruz ve birçok arkadaşımızın da değerlendirme metinleri oluyor kitaplar hakkında onlardan faydalanabiliyoruz birbirimizin eksiklerini görebiliyoruz ve gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz ve metinlerimiz oluşmaya başlıyor. Panel metni hazırlarken belirli sorumlu hocalardan da yardım alıyorsunuz. Bu bağlamda sorumlu hocalar sizin metin içerisindeki görüşlerinize müdahale ediyor mu yoksa yalnızca teknik anlamda düzenlemelerde mi bulunuyorlar? Her ne kadar daha öncesinde söylediğim gibi bir grup çalışması yapsak da o metinler bireysel olarak ortaya çıkardığımız metinlerimiz ve bunu sorumlu hocalarımıza götürdüğümüzde metinlerimizi onlar bunun zaten farkında olmuş oluyor. Yani metinler bir bütün olarak onlara ulaşıyor ve onlar görüşlerimiz ve içerikten daha çok metinlerimize teknik anlamda destekle bulunuyorlar. Bir başka merak edilen husus da şu. Okumalarınızı gerçekleştirdiğiniz yazarlar neye göre belirleniyor? Öncelikle biraz e, yazarların belirlenme aşamasından bahsetmek istiyorum. Üniversite öğrencileri ve belirli yaş gruplarından lise öğrencileri okudukları için bizim okuduğumuz eserler yazar doğrultusunda belirli bir kuruldan geçiyor. Ve bu kurulun dikkat ettiği bazı hususlar oluyor. Bunların en başında yazarımızın yerli ve milli olabilmesi dilini çok iyi kullanabilmesi gerekiyor. Bunun dışında da e, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, Türk kültür ve medeniyetine katkı sağlamış yazarlarımız seçiliyor. Bu bağlamda da öğrencilere katkı sağlayacağı açısından e, kurulumuzdan geçiyor. Tüm bu anlattıklarınızdan şöyle bir soru geliyor akıllara. Neden farklı yazarlardan çeşitli kitaplar okumak yerine tek bir yazarın eserleri ve hakkında yazılmış kitapların seçkin olanlarını okumak gibi bir yöntem izliyorsunuz. Daha önce olsaydı emin olun ben de sizin gibi düşünürdüm. Neden bir yazarın tek bir eseri değildi? Birçok eserini okuyoruz. Fakat şu anki yaptığımız çalışmanın daha doğru, daha sağlıklı bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Buradaki amaç bir yazarın görüşlerini, fikir dünyasını tek bir esere bakarak anlayamayız. Onun karakterini tek bir esere bakarak düşünemeyiz. Bu bağlamda birçok eserini okuyoruz çünkü diğer eserlerine baktıktan sonra yazarımızın daha farklı bir bakış açısıyla düşüncelerini ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve bizim öğrencilerimiz üzerinde kurduğumuz düşünce de bu. Dünyaya daha farklı pencerelerden bakabilmeleri, bu yetiye sahip olabilmeleri düşüncesiyle bir yazarın bütün eserlerini okumaya çalışıyoruz. Burada şuna da değinmek istiyorum aslında. Bizim öğrencilerimiz sadece bu yazarları okumuyor. Bunun dışında kendi kişisel okumaları da elbette oluyor. Fakat belirli bir disipline sahip olmak adına öncelikle belirli bu yazarları okuyorlar. Siz 5, siz 2 yıldır Anadolu Mektebi mensubusunuz. Bu süreç içerisinde okumuş olduğunuz yazarları ve bu yazarlarla ilgili çalışmış evet. olduğunuz konuları öğrenebilir miyiz? Söylediğiniz gibi iki yıldır Anadolu Mektebi öğrencisi olarak faaliyet gösteriyorum. Ben Anadolu Mektebi'ne dahil olduğum sıralarda Mustafa Kutlu okumaları yapılıyordu. Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov olmak üzere şu an üç yazarı bitirmiş bulunmaktayım. Bu saydığım yazarlardan Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu panellerinde başta elimiz Aksaray olmak üzere Konya'da da sunum yapma fırsatım oldu. Mustafa Kutlu panellerinde konumu yazarın Yoksulluk içimizde kitabı var. O Oradaki Süheyla karakterini seçerek, onu analiz ederek bir metin hazırlamıştım. Tarık Buğra panellerinde ise seçtiğim konu yazarın eserlerindeki değerlerdi. Metinlerimi oluşturdum ve sunma fırsatım oldu. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizden alalım Sevim evet, Hanım. evet, Ben de 5 yıldır Anadolu Mektebi'ndeyim. Katıldığım dönemde şehrimizde Mehmet Akif Ersoy okumaları yapılıyordu. Bu bağlamda katıldım. Akabinde Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmato ve şu an okuduğumuz yazarımızda Ahmet Hamit Tanpınar'la devam etmekteyiz. Toplam 3 yazarımız hakkında farklı konular işleyerek farklı şehirlerde sunma imkanı yakaladım. İl dışı programlarından bahsettiniz. Bunun dışında yurt dışı programlarının da olduğunu biliyoruz. Katılım sağlamış biri olarak bize bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki dediğim gibi birçok farklı şehirlerde konuşmalarım oldu. Bunlarca başlıcaları Kastamonu, Burdur, Konya, Niğde, Düzce, İstanbul. Belki şu an aklıma gelmeyen birçok da şehir vardır. Bu tür şehirlerde farklı panel konularımı sundum. Bu il dışı programlarının öğrenciye çok şey kattığını görüyorum. Farklı insanlarla tanışmak, birliktelik duygusunu pekiştirmek amaçlanıyordu. Ve bu öğrencilerin tek bir amacı olduğunu gördüm. Şu anki yaptığı çalışmalarından kendilerine bir şeyler alabilmek, kendi heybelerini doldurabilmeyi amaçlıyorlardı hepimiz bu amaç etrafında toplanıyorduk. Başka bir çıkarları söz konusu değildi. ve Aksaray'a davet ettiğimiz yazarlar arasında Handan Acay Yıldız hocamızın çok sevdiğim bir sözü vardı. Bizlere söylediği okumak duvarlara esnetmektir. İlahi olan asıl olan şey de okumaktır cümlesiydi. Beni çok etkilemişti. Dediğim gibi il programlarımızın yanında yurt dışı programlarımız da oldu. Geçen yıl Türk Dil Kurumu'nun düzenlediği bir programla Bosna'ya bir ziyaretimiz oldu. Ve bununla birlikte Bosna'da bir Mehmet Akif Ersoy programı gerçekleştirdik. Dört konuşmacı bir moderatör eşliğinde. Bu yurt dışı programının da öğrencilere çok büyük destek olduğunu, avantaj olduğunu düşünüyorum. Peki, Anadolu Mektebi faaliyetlerinin devam ettiği diğer illerden farklı olarak sadece Aksaray'da, Okuma yapan gençler olarak nasıl faaliyetler yürütüyorsunuz? Burada da şuna değineyim. Aksaray ili olarak diğer illerden farklı olarak burada genç nesli destekleyen birçok insan var. En büyük avantajımız da sanırım bu bizim. Burada farklı etkinliklerimiz oldu. Bu bağlamda bizlere sunulan imkanlar doğrultusunda çeşitli programlar gerçekleştirecek. Bunların başında yazar programlarımız oldu. Öğrenci yazar buluşmalarımız ve halkın ilgili kesimiyle birlikte bazı programlarımız oldu. Bunun dışında kültürel anlamda şehir gezimiz oldu. Burada şuna da değinmek istiyorum ben. Şehir gezimiz derken birçok insan Aksaray'da yaşadığı halde Aksaray'ın kültürünü, tarihini bilmeden yaşıyor maalesef ki. Biz de bunu öğrencilerimize göstermek adına Aksaray'ın tarihi mekanlarını öğrencilerimizle birlikte gezmek, e, bu havayı solumak, e, solumak istedik ve güzel bir bir haftalık bir süreç geçirmiştik. Bunun e, öğrencilere katkısı olması açısından teşvik amaçlı öğrencilerimize belgeler verildi. Bunun dışında e, Aksaray çevresi yakın illerinde ziyaretlerimiz gerçekleşti. Bunun başında Ankara gelmekte çok sık ziyaret ettiğimiz bir şehir. Biliyorsunuz ki Hece dergisi, Hece dergisinde bir ziyaretçi bulunduk. Yine aynı şekilde Türk Dil Kurumunun merkezinde bir ziyarette bulunduk. Avrasya Yazarlar Birliği'nde bir ziyarette bulunduk ve bazı toplantılarımızı biz bu şehirlerde gerçekleştirdik. Bu şekilde. Diğer illerden daha avantajlıyız aslında. Sevim Hanım da söylediği gibi birçok farklı etkinliğimiz oluyor Aksaray ekibi olarak. Bunların en başında tabii ki yazar buluşmaları geliyor. Ben bunlar üzerinde durmak istiyorum edebiyat dünyamızın değerli isimlerini buraya davet ediyoruz. Olumlu yanıtlar aldığımızda ise onları burada konuk etme ve söyleşiler gerçekleştirme imkanı bulabiliyoruz. Bu yazarlardan bazılarının ismini dile getirmek istersem, Rasim Özdenören, Necip Tosun, Güray Süngü, Cemal Şakar, Abdullah Harmancı, Zeynep Arkan, Handan Acar Yıldız, Mustafa Aydın gibi edebiyatımızın değerli isimlerine geçtiğimiz yıllarda da bu yıl bu yılda konuk etme fırsatımız oldu ve çok güzel söyleşiler gerçekleştirdik. Bu sohbetlerin hem dünyaya daha farklı açılardan bakabilme hem de düşüncelerimizde daha olgunlaşabilme açısından bize büyük katkıları dokunuyor. Ve sohbet ortamı çok güzel. Düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliyoruz. Ee, yazarları, konuk ettiğimiz yazarlarımıza dilediğimiz soruları yöneltebiliyor ve yanıtlarını alabiliyoruz. Ee, yaz boyunca da bu e, etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Ve şu an e, konuk edebileceğimiz yazarların listesi oluşmaya başladı. Bir lise öğrencisiniz ve baktığımızda yaşıtlarınızdan, çok daha ileride bir okuma serüveniniz var. Bu anlamda bununla ilişkili olarak Anadolu Mektebine dahil olduktan sonra aile, okul, toplum yaşantınızda ne gibi değişiklikler oldu? Ee, doğru söylüyorsunuz aslında Tülay Hanım. Gerçekten bir lise öğrencisi olarak yaşıtlarım birçok şeyin farkına varamayabiliyor ve ben de bir zamanlar böyleydim kısa bir süre bile olsa. Anadolu ile tanışmadan önce ve şu an gerçekten daha farklı olduğumu hissedebiliyorum. Yaşıtlarım da, yaşıtlarıma tavsiye verebilecek bir konumdayım. Onlara yardımcı oluyorum. Sosyal yaşantım olsun, aile hayatım olsun ve arkadaş çevrem olsun daha farklı bir kişiliğim oluşmaya başladı yani. Bu yaşlarda kişilik oluşuyor ve bu okumalar bana çok yardımcı oluyor. Daha olgun bir birey haline geldim. Çevremde oluşan yanlış olaylara ya da durumlara önce içimde tepki vermeye başlıyorum. Ve gerekirse buna dışa da vurabiliyorum. Bundan sonra bazı olayları daha çabuk kabullenebilme duygusu ya da gerçek anlamda büyüdüğümü hissedebilme gibi içsel değişimler de yaşadım. Aslında söyleyecek çok şey var ama bazı şeyler dile getirilemiyor. Bakmak ve görmek aynı şey değil olgusu var. Toplumda birçok insan bundan haberdar ve gerçekten Anadolu Mektebi ile tanıştıktan sonra bunu daha farklı bir boyutta hissedebildiğimi düşünüyorum. Soruyu farklı bir açıdan da size sormak istiyorum Sevim Hanım. Anadolu Mektebi'ne dahil olduktan sonra bireysel anlamda ne tür çalışmalarda bulundunuz ya da bulunuldu? Birçok etkinliğin içerisinde yer aldım aslında. Bunların en başında gelen ise benim için en önemli olan Aksaray ili olarak gerçekten çok yoğun bir katkı var öğrencilerden. Ve bir lise grubunun sorumlu hocalığını yapıyorum şu an için. Onun dışında öğrencilerimizde bunun amacı ise, yani bunun amacını söyleyeyim öncelikle birebir etkileşim içerisine girmek öğrencisine sıkıntısını okuduğu kitaptan e, anlamı boyutunda veya bir değerlendirme yazısı boyutunda birebir ilgilenmek şeklinde e, bir oluşumun içerisindeyim aslında. E, onun dışarısında Aksaray Gençlik Merkezi'nin uygulamış olduğu bazı aktivitelere katılıyorum bu şekilde. Teşekkür ediyorum sizlere cevaplarınız ve katılımınız için. Anadolu Mektebi yazar okumaları hakkında genel bir bilgilendirme açısından verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde yüksek öğretim gençliğinde bile okuma alışkanlığının yaygın olmaması sebebiyle yoğun okumaya dayalı bu programın yetişen nesil üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini biliyoruz. Ayrıca hem okuma alışkanlığının yaygın olmaması hem de sizin biraz önce belirttiğiniz gibi aslında bireysel anlamda her ne kadar çok okuma yapan birisi de olsanız yol gösterici nitelikte birilerinin olmaması büyük sorun teşkil etmekte. Anadolu Mektebi ülkemizde bu büyük sorunun çözümünde son derece mühim bir konuma sahip. Bütün bu çıkarımlardan şu sonucu elde ediyoruz. İlmin ilerlemesine ve gelişmesine verilen desteğin ne kadar önemli olduğu. Bu bakımdan Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Sami Güçlü hocamız başta olmak üzere şehrimizin Belediye Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgıya, Milletvekilimiz Sayın Cengiz Aydoğduya, Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hacı Ömer Kartala bu program vesilesiyle bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca bize ev sahipliği yapan haber müdürümüz Sayın Dilek Gök hanımefendi başta olmak üzere Aksaray Belediye TV ailesine çok teşekkür ederiz.